Oo. Oh yeah. Güzelmiş. Farları yaktık Mustafa. Güzel Canan. Efendim Güzelcan. Biz 4-5 programdır üst üste bir açık beyin ameliyatı yapıyoruz aslında. Yani özünde yapmaya çalıştığım şey ya da yakalamaya çalıştığım ton neuroscience bakış açısıyla bizim bugünümüzü, davranışlarımızı, hislerimizi, yaşadıklarımızı, sosyolojik yansımaları neuroscience bakış açısıyla, nörobilim bakış açısıyla anlıyor olmak. Ama bunu yaparken sadece yukarıdan işte beynimizi dik tut, daha zeki olmak için dört kural bilmem ne gibi bir matematikten değil, gerçekten neuroscience'a yani beynin kendi işlevlerine inerek o işlevlerden yola çıkıp o işlevlerin bizdeki davranışa dönüştüğü adımları, arasındaki bağları fark etmek. Çünkü anlıyoruz ki bu bağları ne kadar çok fark edersek o kadar çok insan olmaya, kendimizi anlamaya, kendimizi bilmeye yaklaşıyoruz. Ve bu çok sakinleştiriyor beni. Yani tahmin ediyorum aldığım yorumlardan, insanların bakış açısından anladığım şey de bu. İnsanları da bunun ne kadar normal olduğunu, hepimizin ortak bir şekilde bu duyguyu ve bu kültürü yaşadığımızı ve bu hissedişlerin bağını, geçen sefer korku ve amigdala arasındaki hikayenin üzerinden konuştuk ya da biçimlendirdik. Şimdi birazcık daha konuyu geliştirmek istiyorum. Sadece korku gibi değil, Benim sükunetimin sessizlik. artık nereden geldiğini anlıyorsun değil mi? Niye böyle ponçik ponçiyim sürekli? Bütün gün bunlarla uğraşıyorum abi, ne yapayım? Evet, yani ve bu dönemi anlama açısından ve bundan sonrasındaki oluşacak yeni kültürleri de oluşturma açısından çok önemli bir zemin, önemli bir bilimsel bakış açısı. Yani biz bilimle anlamayı hep önemsiyoruz ama bilimle anlamanın içerisinde altında biyolojiyle anlama, evrimle anlama ve neuroscience'la anlama diye alt kırılımlarını da gerçekleştirmek gerekiyor. Bunlar da katman katman hayatın çeşitli yerlerini doğru tarif edebilmemiz, o sürecin içerisinde kendimizi doğru anlayabilmemiz için belirgin adımlar attırıyor bize. Aynen. Ya da ben en azından böyle hissediyorum. Şimdi birazcık buna dair yönlendireceğim. Korkunun dışındaki hikayelere çıkıp birazcık ilişkilere, birazcık duygusal hayatımıza, aşka vesaireye yönelerek bu sefer davranışlardan yola çıkıp bizim beynimizde ne oluyorla, bizim beynimizde neler olduğunda davranışlara nasıl dönüşüyor arasındaki bağı kuralım diyeceğim. Muhtemelen aşk hikayesini kolay ve hızlı geçeriz çünkü aslında bunu birçok yerde konuştuk. Ama yine de buradaki adımlardan bir tanesi. Beynimizin hangi bölümü neyi nasıl tetikliyor ve nasıl gelişiyor ve nasıl oluyor da oluyor hocam? Aşk mı? Aşk. Tekrar şeyi söyleyeyim o zaman. Esas aşk konusunda benim anlatmayı en çok önemsediğim kısım, bizim aşk dediğimiz şeyle biyolojide anlatılan aşk aynı aşk değil. Bizim kültürde aşk dediğimiz şey o tutkulu ve ömürlük bağ. Yani devamlı seni peşinden sürükleyen, cazibesiyle senin hayatını dönüştüren, düşünceni falan alt üst eden şey başka bir şey. Onun İngilizce'de de pek bir karşılığı yok. Yani passion falan diyebilirsin. Belki tutku falanına karşılık geliyor belki. Ama nörobilimde anlatılan ve bize de genellikle sorulan, anlatırken insanların dinlemeleri sırasında çok eğlendikleri, o erkek ve kadın arasındaki işte cinsel bazlı, türün devamını sağlayan tutkulu ateşlenme hali. Abi orada olan meselenin beyinsel tarafından evvel şunu tekrar söyleyeyim, hatırlatayım. Cinsel faaliyet bir biyolojik organizmanın en önemli faaliyetidir. Çünkü herhangi biyolojik organizmanın birinci amacı neslini devam ettirmektir. Neslini devam ettirme faaliyeti olmayan biyolojik olarak var bile sayılmaz. Yani varlığı anlamsızdır. Çünkü biyolojinin amacı bireyler değil, nesil yani tür dediğimiz şeyin, canlılık dediğimiz fikrin devam etmesidir. Bu devamlılık da üremeyle yani genetik bilgiyi bir sonrakine aktarmayla mümkündür. Zira bu açıdan başarılıysan genlerin seçilir ve yavaş yavaş o genetik özellikler, senin aktardığın, aracı olduğun genetik özellikler toplulukta bir süre sonra hakim hale gelir. Bu da zaten canlılığı sürdüren ana mekanizmalardan bir tanesidir. Hatta en temel mekanizmadır. Şimdi tabii ki biyolojik bir canlı olarak insanın bir tarafı böyledir. O yüzden en kuvvetli itkimiz cinsel itkidir. Yani bizi böyle raydan attıracak kadar davranışlarımızı dönüştürebilme potansiyeli taşıyan çok derin bir itki. Bunun sebebi, tekrar edeyim, biyolojik bir organizma olmamızla alakalı. Fakat şimdi ben böyle söylesem, dünyanın herhangi bir yerine gidip de insanların önemli şey üremektir falan desem, hop bir dakika derler, kariyer yapıyorum ben, akademisyenim, atom fizikçisiyim falan, ne oluyor sana gibi içsel bir itiraz uyanır. Bu itirazın da nedeni basittir. İnsan biyolojik organizma özelliklerinden bir tık daha fazla bir şeydir. Diğer biyolojik organizmaların davranışlarını kumanda eden dürtülerin üstünde bazı fonksiyonları da vardır. Dolayısıyla
İşin hayvani bölümünü anlamak insanı anlamayı gerektirmez. Yani ilişkilerinizde iyi falan olacaksanız nörobilimin anlattığı ilişkiler ya da aşk konusu size çok fazla yardımcı olmaz. Sadece ilk günlerinizi daha ateşli ve o ateşlilik halindeki tuhaflıkları daha anlayışlı geçirebilmenizi sağlar. Ama olayın insani boyuta dönüşmesi için de bana sorarsanız en iyi yollardan biri biyolojik kısmını anlamaktır. Biyolojik kısmında olan şey aslında diğer bütün memeli canlılarda başta olmak üzere, diğer bütün hayvanlarda diyelim, hatta bitkilerde gördüğümüz kurallarla aynı şekilde işler. Üreme dönemine giren, yani ergenliği başlayan bir canlı, cinsel hormonların salgılanmasıyla bütün vücudu değişen bir döngüye girer. Bu insanda da böyledir, diğer memelilerde de var. Normalde o zamana kadar beyindeki bir hipotalamus diye bir yer var, öyle sepet gibi duruyor, pek bir şey yapmıyor yani. Ama ne zaman ki bu hormonlar belli bir frekansta pof pof diye salınmaya başlıyor, işte o sırada beyindeki bazı hücreler durduk yerde karakterlerini değiştiriyorlar. Ve normalde yapmadıkları bir şey yapmaya başlıyorlar. Bizim eşey hormonları dediğimiz hormonları yüksek frekansta salgılamaya başlıyorlar. Bu biraz diyelim ki işte arkadaşın uyuyor yanında. Onu uyandırmak için işte Mustafa diyorsun, Mustafa diyorsun. Mustafa, Mustafa, Mustafa deyince uyanıyor ya. Böyle çok Mustafa dediğinde uyanır gibi bazı hormonlar çok salgılanınca da bu hücreler uyanıyor. Bunlar uyanınca bunların çağrıları sıklaşıyor. Onların çağrılarına cevap veren eşey organları diyorlar ki o zaman ben de testosteron yahut östrojen salayım, ortalığı birbirine katayım şeklinde bir reaksiyon başlıyor. Bu sohbeti yaparken umarım sohbeti izleyen herkes en az hayatında bir defa aşkı yaşamıştır. İnşallah. Kritik hikayelerden bir tanesi. İnsanlar hani bu konuyla alakalı iki türlü düşünür ya. Aşk tek sefer yaşanan bir şeydir. Ya da hani aşk hayatın boyunca birkaç defa aşık olabilirsin. Bazısı 5-10 defa olabildiğini söyler. Bazısı yani daha çok aşkı yaşayabildiğini söyler. Bu ikisi arasındaki hissediş farkını oluşturan ne? Niye bazıları bunu tek yaşadığını, tek bir defa olduğunu düşünüyor, ötekiler daha çok olduğunu düşünüyor? Aşkın bir tane aşk olacağı fikri tamamen kültürel bir şeydir. Yani kültürel olarak bunun böyle olmasını seviyoruz. Romantik bir tarafımız var. İşte ilk görüşte aşk ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Ya böyle bir şeyin gerçek hayatta olmayacağını bin bir tecrübeyle bilmemize rağmen bunun böyle olmasını istiyoruz. Mesela masallar onun üzerine organize ediliyor, hikayeler onun üzerine organize ediliyor. Dolayısıyla bu aslında insanda tek eşli ve sadık bir yaşamın promosyonunu yapmak. Çünkü kültürel olarak faydalı bir şey bu. Miras hukukunda sorun çıkmaz, çocuk kimin belli olur, arıza patlamaz, o olur bu olur. Faydalıdır yani, kültürel olarak seçilmiştir. O yüzden herkes bir bunun böyle bir PR'ını yapar devamlı. Ama biyolojik taraftan baktığında biyolojik kısım böyle çalışmıyor. Biz buna aşk demeyelim de birleşme güdüsü diyelim, birleşme tutkusu. Çok defa insanın hayatında uyanır bu. Mesela erkeklerde daha yoğun olmak üzere, sebebini birazdan söyleyeceğim. Kadınlarda da dönem dönem yüzeye çıkmak şeklinde kendini gösterir. Cinsel dürtüler ağırlıklı olarak hormonların ve bu hormonlara cevap veren beyin bölgelerinin ortaya koyduğu davranışlar. Şimdi insandan insana farkı var. Bazı insanın o hormonlara dair alıcıları çok olduğu için azıcık hormon onu keser abi, onu böyle sakinleştirir. Dolayısıyla bu arkadaşlar çok maceracı olmazlar. Mesela bunlardan bir tanesi oksitosin reseptörleri. Beyindeki oksitosin reseptörü yani alıcısının miktarı az ise ve özellikle de bu bir erkekse eşini aldatıyor mesela. Yani yapacak bir şey yok çünkü adama oksitosin yetmiyor. Oksitosin bu arada tokalaşmayla, sarılmayla, beraber şarkı söylemeyle artan bir hormon olduğu gibi maksimum düzeyde orgazmda salınıyor mesela, çok fazla salınıyor. Dolayısıyla orgazmda hissedilen o doymuşluk ve tamamlık hissi biraz reseptör sayına bağlı. Mesela böyle işte fare hikayeleri var, ben çok anlatırım onu. Çayır fareleriyle dağ fareleri. Dağ faresi çok eşli, çayır faresi tek eşli. Bakıyorsun aradaki fark ne diye. Çok eşli olanın yani devamlı başka başka dişilere giden erkek çayır faresinin beyninde oksitosin reseptörü az. Aynısının insanlarda da olduğunu biliyoruz. Yine dopamin reseptörü miktarı da böyle bir etki yapıyor. Detaylar önemli değil. Önemli olan herkes aynı tip davranmıyor. Ama bir kere ateşleme başladı mı, yani birleşme güdüsü hissedildi mi, herkes de 3 aşağı 5 yukarı aynı şey oluyor. Şu oluyor. Öncelikle cinsel olgunluğa erişmiş cinsiyet hormonları tavanda. Arayış içerisinde bu önemli. Yani bir arayış, psikolojik olarak arayış içinde olma, insan için bu özellikle geçerli. Ve uygun uyaranla karşılaşma. Bu işte 3-4 tane şey bir araya geldiğinde bir olay tetikleniyor. Olayın ilk basamağı
limbik sistemdeki özellikle cinsel davranışı yöneten bölgeler. İşte cingulate gyrus'tur, hipokampustur, amigdala da var işin içinde. Bizim meşhur o stres geçen bölümde konuşmuştuk. Bunların hepsi özel bir örüntüyle coşuyorlar. Bu özel örüntü şunu yapıyor. Ne pahasına olursan ol, git onu elde et. Şimdi erkek ve kadın beyninde bu işin çalışması istatistiksel olarak biraz farklı gibi duruyor. Çünkü cinsel davranışlarımız farklı. Bir kere cinsel ilişki sırasında bile görevler farklı. Yani erkekle kadın, bu arada maymunlarda da aynı şey geçerli. Davranış biçimleri bu kadar kökten farklı olunca beyindeki devrelerin uyardığı şeyler de farklı. Unutmamak gereken nokta, erkekler çok sayıda spermle çok sayıda yumurtayı dölleyebildikleri için genlerini daha fazla topluma yayabilmek dürtüsü uyarınca daha çok eşe işte bir şekilde göz dikmeye meyilliler. Primat erkeklerinde genelde böyle bir şey var. Dişiler ise yumurta maliyetinden dolayı en sağlam erkeği seçip sağlam ve garantili spermleri almayı önceliyorlar. Mesela kıskançlık davranışlarımız bu yüzden farklı. Mesela erkekler cinsel sadakatsizliğe çok bozulurken kadınlar duygusal sadakatsizliğe çok bozuluyor. Mesela Hülya Avşar bile televizyonlara çıktı ya, erkektir arada çapkınlık yapar ama evinin erkeği olsun diye şimdi bütün feministleri ayağa kaldırdı ya. Ya onu niye söylüyor? O çok yaygın bir söylem biliyorsun. Çünkü kadın için önemli olan zaten genini almış, bebeğini yapmış. O bebeğe baksın erkek, çok uzaklaşmasın yani. Gerekiyorsa macera yaşasın falan gibi bakılabiliyor. İnsana yansıyan en azından bu tarafı. Erkekte ise işte bu gözü dışarıda olma durumu var. Şimdi mesela maymunların birçok türüne bak. Hakikaten böyle bir çok eşlilik meselesi bayağı cari. İnsanın antropolojisinde de çok eşli. Hatta çocukların babasının bütün köydeki adamlar olduğu kabileler falan çok yaşanmış dönemler ama. Şimdi tabii bunu anlatınca birileri hemen diyecek ki ha yaşasın biz çok eşsiz coşalım. Sistem öyle çalışmıyor bizde. Bizde kültürel olarak demin dedim ya seçilen işe yarar versiyonlar var. Dünyanın hemen hemen her yerinde şu anda kanunla tek eşliliğin güvence altına alınmış olmasının bir nedeni var. İnsan toplumu öbüründe büyük arıza yaşıyor. Yani katliamlar kan gövdeyi götürüyor yani öyle söyleyeyim. Çünkü bu kadar güçlü olan bir dürtünün, bu kadar temel bir biyolojik ihtiyaca bağlı işlevselliğinin aynı zamanda insan gibi karmaşık toplumsal yapısı olan bir canlı da kontrol altında da tutulması lazım. Yoksa at kaçar torba düşer. 25-50 kişilik kalabalıklıklardan daha yüksek sayıda kalabalıklıklara gelmiş olmamız da bunun nedeni kesinlikle olabilir mi? Abi, yani tek eşliğe 25-50 kişi de daha yönetilebilirdi çok eşlilik. Tabii ki. Ya küçük bir köyde mesela öyle hala bazı kabileler var. Mesela bu Cinselliğin Şafağı diye bir kitap var, orada anlatılıyor bunlar. Yani kadınlar çok sayıda erkekle cinsel birleşme yapıyorlar ve doğan çocuğun kimin olduğu bilinmiyor. Ama çocuğa bütün kabiledeki erkekler babalık ettikleri için çocukların hayatta kalma oranı yükseliyor. Ama o kabilede mesela özel mülkiyet falan diye bir şey yok. Hani böyle bir özel alan, efendim mahremiyet diye bir şey yok. İnsanlar aynı ortamlarda yatıyorlar, cinsel ilişkide bulunuyorlar, birbirlerinin evinde kalıyorlar. Gelen misafirlere insanlar eşlerini ikram ediyorlar. Yani bayağı bir kibarlık şeyi olarak böyle bir uygulamaları var onların. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortamda o çalışır ama dediğin gibi bakıyorsun 30-40 kişilik köyler bunlar. Hani çok büyük ve özellikle de artı değer üretimin başladığı bir yerlerde malım mülküm var demeye başladıktan sonra bu iş öyle olmuyor işte. Orta çağdan itibaren zaten evlilik kurumunun özellikle batıdan bu kadar böyle kanuni güvenceler altına alınarak bütün dünyaya yayılması biraz da böyle bir endişeyle alakalı. Şimdi işi anlatmanın zorluğu insanda yarım dinleyince insan derler ya yarım hoca can dişi, yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder diye. Bu konuyu yarım anlamamak lazım. Hayvansal alan bölümüyle ilgili yatsınamaz bir gerçek var sevgili dostlar. Yani yaşı kaç olursa olsun mesela bir erkek, Robert Winston'ın İnsan Beyni kitabının arka kapağında yazar yani bizzat ona referans vereyim. Mutlu bir evliliği de olsa, torun torba çoluk çocuğu da olsa metro merdivenlerinden önünden çıkan ince bacaklı kızın bacaklarına bakar. Bunu yapar erkekler. Yani böyle bir dürtüsü vardır. Çünkü o içinden gelen devamlı üreme dürtüsü onu bir arayış halinde tutar. Ama insan olan, hani daha insan olmak isteyen ekstradan bunu başka bir şeye dönüştürmenin yolunu bulur. Yani kontrol edebilir. Yoksa her gelene saldıranı biz ne yapıyoruz? İçeri tıkıyoruz değil mi? Bu psikopat, tecavüzcü falan filan diye. Bu aradaki dengeyi tutturabilmek çok önemli. Ve bu dengeyi tutturamadığınız zaman bunun bahanesi bende de limbik sistem var.
Olamaz. Güdülerini denetleyebilir olmak özgürlüktür diye bir tarifim var ya. Evet, ön beynimiz olduğu için tabii özgürlük dürtülerinin aleyhine davranabilmektir. Yani bunu ancak insan yapabiliyor. Evet. Şimdi bu aşmış durumda şeyi de tamamlayayım. Mesela bu cinsel olarak, cinsel tabanlı tamamlanma isteği, birleşme isteği, çiftleşme isteği bütün memelerde olduğu gibi bize de aynı şeyi yapıyor. Erkek ve kadında farklı dedim. Erkekten marifet gösterme, işte zeki olduğunu gösteren davranışlarda bulunma, işte para pul mal mülk beyanatında bulunma, pahalı hediyeler alma falan filan gibi davranışlarla ortaya çıkıyor ve aynı zamanda bunu yapabilmesi için beyninde bazı modifikasyonlar gerekiyor. Bunlar yaklaşık 18 ila 24 ay kadar süren, karşı taraftakini kusursuz görmek, onun kusurlarını görebilecek analitik merkezlerin geçici bir süre susturulması, ondan sonra dopamin gibi ödül hormonlarının miktarının yükselmesi, serotoninin düşmesi, bu mutluluk hormonu dediğimiz serotonin azalacak ki kişi biraz depresif hissedip sürekli onu düşünerek dopamin salgılayıp kendini iyi hissetsin. Bu aynı zamanda obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntılı düşünce sisteminde de gördüğümüz bir şey. O insanlar da devamlı o tekrarlı hareketleri yaparak kendilerini iyi hissetmeye çalışıyorlar. Çünkü düşük olan serotonin düzeyleri o tekrarlı davranışı yaptıklarında salgılanan dopaminle dengeleniyor mesela. Bu da beyinde özellikle onore edildikçe yani yapıldıkça kuvvetlenen bir devreye dönüşüyor. Aşk da böyle. Devamlı olarak onu düşünme, işte ne yaptın sevgilim, uyudun mu, işte falan filan yazmalar, mesajlar. Bunların hiçbiri, Cem Yılmaz diyor ya, bunlar beyinle yapılacak işler değil diye. Aşkım gelmene gerek yok, olsun Sabiha Gökçen'den dönerim ben. Bunlar hiç beyinle verilmiş kararlara benziyor mu? Hakikaten beynin ön tarafı bayağı bir duruyor bu ateşli aşk esnasında. Limbik sistemle alakalı korteks bölgeleri daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Oraya referans verebilirim artık. Vay be, görüntülü olarak referans verebiliyorum. O tip daha bilinç altı, bilinç dışı bölgeler daha yoğun kontrol altındalar. Mesela bütün davranışlarımızı, düşüncelerimizi bu dönem içerisinde onlar kontrol ediyorlar. Mesela kadınlarda özellikle dışa vuran bir takım ifadeler de oluyor aşık olduklarında. Mesela davranışlarında, bu kur yapma davranışı diye bir şey var. Mesela bununla ilgili geçenlerde Açık Beyin'e de güzel bir makale hazırlamıştık. Yapılan çalışmaları şöyle bir derledik. Şimdi erkekler kur yapma davranışlarını aslında şey olarak ayırt edemiyorlar. Bilinçli olarak ayırt edemiyorlar. Ama böyle bazı kısa kadın videoları, kadınlara ait videolar gösteriyorsun. Diyorlar ki mesela şunu beğendim diyor. Diyorlar ki ne farkı vardı? İşte daha güzeldi falan filan diyor. Halbuki araştırıcılar kur yapma davranışları yaptırmışlar o videodaki kişilere. Erkekler bunu fark etmeden diyor ki ben bunu daha çok beğendim. Yani kadının zokasını acayip yutuyor erkekler ve bunu fark etmiyorlar yani. Tersi işliyor mu? Tersi hiç işlemiyor. Yani kadınlar özellikle böyle kurmur yapmaya kalkan erkeğe hiç şey yapmıyorlar, ilgi göstermiyorlar. Onların belli kıstasları var. İşte zeki olacak, bilmem ne olacak. Bir de daha önemli bir kıstas, kadın mesela yumurtlama günlerinde olacak. Öyle o da ayın 4-5 günü falan yapıyor yani, öyle çok uzun bir zaman değil. O araya denk geleceksin, ona uygun bir gösteri yapacaksın. Neyse karşıdaki muhatabının sevdiği şey. O da diyecek ki tamam, bunun genleri iyiye benziyor, ben bundan biraz gen alayım. Ancak o şekilde kendini beğendirebiliyorsun. Bu tabii biyolojik ideal koşullarda böyle. Görücü usulü evlilikte bu sistem çalışmıyor. Yani onu hemen baştan belirtelim. Ya da şeyde de çalışmıyor. Ha, bu arada işte bay mükemmel, bayan mükemmel konuştuk ya, aşık olacağım biri vapurda yanına otursa tanır mısın? Bizim galiba hala şampiyon videomuz o değil mi? Çok seyredilen. Ya mesela orada da konuşmuştuk. Bay mükemmel ya da bayan mükemmeli arama çalışmalarının beyhudeliği çok aşikardır. Yani öyle bir eleme sistemimiz yok ve biz biyolojik olarak kendimize en uygun eşi bulsak bile anlayamayacak kadar algısı bulutlanmış varlıklarız. Çünkü mesela o kişinin ne olduğundan ziyade nasıl göründüğüyle ilgili karar veren bir medeniyet tarafından formatlanmışız biz. Yani mesela kılı, kıyafeti, pantolonun bilmem nesinin markası o kişinin biyolojik sinyallerinden çoğu zaman daha önemli oluyor. Ve ya düşün, işte hep orada da söyledim, gene tekrarlayayım. Bu benim çok acı bir deneyimimdir dünyada. Brad Pitt'le Angelina Jolie boşanıyor abi. Böyle bir dünya burası. Yani daha ne yapayım lan ben? Brad Pitt'le Angelina Jolie boşanır mı ya? İkisi de insan ırkının iki cinsinin en sofistike tipleri yani. Demek ki onlar da abi üf falan oluyorlar. Yani bir süre sonra sıkılıyorsun. Dolayısıyla bu mesele biyolojik uyumluluğun çok ötesine taşıyor insan için. Ve biz eğer, tekrar söylüyorum, temel düzeyde bizim bu aşk meşk nörobilimini anlatmamızın sebebi bu. Temel düzeyde bu dürtüyü anlarsak bir kere bundan utanmayacağız. Bak bu birinci önemli konu.
Bu bizde var arkadaş. Yokmuş gibi yapmayacağız. Kendimiz de böyle restleşmeyeceğiz yani. Bunun içimizde olduğunu bileceğiz. Bunu kontrol etmenin ya da bunu doğru yönlendirmenin bizi daha iyi yapacağını bileceğiz. Bu bir ahlakçı öğreti falan değil. Bu gayet davranışsal bir öğreti. Bunu doğru kanalize edebilirsek, bütün psikoloji ekolleri libido diye bir güçten bahsediyorlar. Bu libido gücü üreme enerjisinden gelir. Fakat bir tek insanda yaratıcılığa evrilir. Ya mesela kastre ve yaratıcı insan bulamazsınız ya, öyle bir şey yoktur. Yaratmak için libido gerekir. O cinsel enerji gerekir. Bu bunun illa üremeyle ilgisi olması gerekmez. Üretmeyle de ilgili olabilir. Dolayısıyla yaratamadığınızda saldırıyorsunuz. Bu arada şeyin de çok etkisi var. Yani yaratıcı insanların aşk hayatlarının da biraz karmaşık olması bu konuyla yakından ilişkilidir yani. Onlar da biraz böyle sadakat problemi, daldan dala konmalar falan. İşte biyografilerde okursunuz öyle çok. Einstein'ın falan bayağı bir arızası var yani bu konuyla ilgili. Darwin'in hakeza. Bu insanların bu tarafı bir yere doğru evrildiği zaman işte bir işe dönüşüyor. Bu insana dair bir sır söylüyor aslında. Biz sadece biyolojik güdülerini gerçekleştirince rahat edebilen bir canlı değiliz. Başka bir şeye dönüştürmemiz lazım. Bu mekanizmaları anlamak işte onu anlamamızı sağlıyor. Mesela her gün görüştüğünüz erkek ya da kadın fark etmez. İşte yani şu anda bizi dinleyenler hangi cinsiyetten olursa olsun. Normalde gördüğünüz birileri size ekstra çekici gelmeye başlıyorsa. Bak size bir ölçü vereyim. Ya bu da aslında hoşmuş, güzelmiş falan demeye başlıyorsanız o gün cinsiyet hormonlarınız muhtemelen yüksek o aralar. Ve o aralar yaratıcı potansiyeliniz ekstra olabilir. Ha bunu kurşun harcayarak da sakinleştirebilirsiniz. Gidip hemen bir cinsel birleşme fırsatı da yaratmak isteyebilirsiniz. Ama bir taraftan da bunu bir sinyal olarak alıp gerçekten ne yapıyorsanız ona enerji katmak için de kullanabilirsiniz. Çünkü o tip dönemler size bir şey hissettirmektedir yani. Üreme ve üretme kelimelerinin her iki taraf içinde kullanıyor olmasının zemini bu. Yaratıcı bir üretim ya da üretim yapıyor olmayla üremenin de aynı alanda kullanılıyor olmasının zemini bu. Gerçekten libidosu yüksek insanlar aynı zamanda bilgiyi üretme anlamında da yüksek motivasyonlu oluyor ya da dağıtmayla alakalı, insanlara anlatmayla alakalı. Bak daha fena bir şey söyleyeyim sana. Sen tartışmalı konuları seversin. Cinselliğin tabu olduğu bazı toplumlarda. Bizde hiç yoktur öyle bir şey. Cinselliğin tabu olduğu bazı toplumlarda cinsel... İrlandalılar. Evet İrlandalılar. Onda kalırsa bana problem olacak. İngilizler bile geliştiremediği için İrlandalılardan tiksiniyor. Aynen yani öyle. İşte o korkuyla beraber. Hep bu İrlandalılar. Bizde hiç öyle şeyler olmaz halbuki. Yani. Bak bu ne kadar değişik. Bu enerji ayıp sayıldığı için yok sayılır. Ve bir süre sonra bastıra bastıra o enerjinin içeride birikmesinden kaynaklanan ruhsal, zihinsel ve psikik rahatsızlıklar varsayılan davranışlar haline gelir. Mesela bazı İrlandalılar işi gücü bırakıp üniversite öğrencilerinin cinsel hayatıyla ilgilenirler. Yani başka İrlandalılar mesela diyelim kendi Katolik inançlarından bahsedecekken habire işi kadınlar çalışsın mı, erkekler ona baksın mı, işte bilmem neye deyince ayin bozulur mu falan filan gibi meselelerle sınırlandırmaya kalkarlar. Kafalar hep oraya çalışır. Çünkü bu enerji öyle YouTube'da sindirebileceğiniz bir enerji değildir. Mesela biz çocuklarımızla, biz demeyelim İrlandalılar çocuklarıyla, sevdim bunu bu arada çok rahat oluyor konuşması. Cinsellik konuşamazlar mesela, bu konu açılamaz. Hatta kim diyordu onu? Ha Kaan Sekban diyordu, babası hep o iş diye bahsediyormuş mesela, o iş. O iş derken falan diye anlatıyor böyle. Mesela bu konuşamama hali bir şekilde bunu halının altına süpürmeyi gerektiriyor. Ve bu kadar büyük yaşamsal enerji olunca mesela birçok insan gördüm ben Freud'a kızıyor. Sapık bu herif falan diye. Niye? Herif cinselliğin merkezi rolüne dair tam biraz abartılı da olsa bir şeyler söylüyor. Ama adam haklı. Yani bütün hastalıklarımızın temelinde bu var. Yani söyleyeyim yani başta İrlanda olmak üzere birçok yerde temel sorunlarımız bizim libido yönlendirmesi problemidir. Enerji akacak yer bulamıyor. Ve bir siyasi dominasyon olarak, siyasi dominasyon çabası olarak dünyaya kendini bu şekilde kabul ettirme saplantısı olarak ortaya çıkıyor. Ve hep dikkat et, ahlakçı söylem ahlaksızlığın yaygın olduğu yerlerde çok güldür güldürdür. Yani çok fazla ahlaktan bahsedilen yer ahlaksızlığın en fazla olduğu yerdir. Kişisel ahlakın yani bireysel ahlakın çok konuşulduğu yer, toplumsal ahlakın çürüdüğü yerdir.
toplumsal ahlakın sağlam olduğu yerlerde bireysel ahlakı da kimse umursamaz. Herkesin hayatı kendinedir. Yani diyorlar Batı'nın işte şeyini al, ahlaksızlığını alma, bence tam tersi. Batı'nın ahlakını almamız lazım. Özellikle toplumsal ahlakını. Yani o sıra beklerken önüne geçmeyen adamın ahlakı lazım bana. Yani onu alabilsem benim her şeyim düzelecek zaten. İşte bazı kanallar tıkanınca, biyolojini, hakikatini, varlığını, fıtratını bilmeyince bu tip tıkanıklıklar sanıyorsun ki başka yerden geliyor. Ona da daha beter hastalık yapacak çözümler üretiyorsun. Dolayısıyla bu enerjiyi anlamak, bu sistemi anlamak bence böyle bir amaca da hizmet eder diye düşünüyorum. Bu arada yani aslında şöyle bir sıçrama da var. Yani bizim biyolojik olarak üreme ve üremeye dair sosyal ilişkileri kurmadaki pozisyon, işte kalabalıklaşma, sosyal ilişkilerin çok yüksek gelişmesi, sanıyorum işte sermaye ve sahip olma duygusunun katman katman yukarıya doğru çıkmasıyla beraber aslında tüm dünyada böyle ikili bir durum var. Doğru söylüyorsun. Yani biyolojik seçki kanallarımız kapanıyor. Onun yerine imaj, ekonomik güç vesaire gibi başka bir seçki kanalı formülü giriyor. Ve bu formül organik değil. Yani aslında yani toplumsal olarak üretilmiş, sosyal olarak üretilmiş bir formül ve devamlı da değişiyor bu arada. Halbuki biyolojik formül, arka taraftaki biyolojik etkileyici ana yapı hiç değişmiyor ve binlerce yıldır da aynı şekliyle devam ediyor kendi içinde. Bunu anlaması ve bunların ikisi arasındaki çakışmayı takip etmek, ilişkileri anlama ya da duygusal ilişkileri, seksüel ilişkileri, işte insan insana ilişkilerinin tümünü anlama açısından da acayip değerli de bir hale ya da eğlenceli de bir hale geliyor gerçekten. Çünkü kültürün oluşturduğu imajlarla ilgili kurduğumuz ilişkiler 5-10 yılda bir de hep değişiyor. Yani hani hangi kıyafetleri giydiğimiz, hangi parfümü sürdüğümüz, hangi arabaya sahip olup olmadığımız genel kültürel durumda da etkide de değişiyor. İşte kadın erkek seçkisinde kadın seçkisinin temel unsuru malik ve ekonomik anlamda güçlü erkek modelinden evde ve evdeki kadına yardımcı olan erkek modeline doğru büyük bir hareket var mesela. Kültürde böyle de değişiyor seçkinin temel kriterleri. Ama biyolojinin üzerine sosyal değerlerle, imaj ve rasyonel değerlerle başka bir seçki unsuru daha geliştirme, bu insanın kendine ait başka bir formülü. Yani öğrenerek geliştirmek zorunda olduğu, öğrenerek oluşturduğu bir şey. Halbuki bunu hala büyük bir oranda alt tarafta beyni kendisi, hormonal yapımızı kendisi büyük oranda da etkiliyor, yönlendiriyor ana atar damarla. Bak aynı beyin İnsanların hepsinde var. Yani prensip olarak aynı şey. Şimdi sen anlatırken yeni bir formül geldi aklıma. Çok direkt değil ama dolaylı geldi. Mesela bir topluluğun bu sistemleri nasıl kullandığını anlamanın güzel bir yolunu buldum. Biraz maliyetli ama denemeye değer. Diyelim ki Türkiye bir şey buldu. İşte dört tarafındaki denizlerin her yerinde 30 tane doğalgaz kaynağı buldu. Çok zengin oldu. Ve tüm vatandaşlarının banka hesabına birer milyon dolar para yatırdı. Bütün 85 milyon Türkiye'nin hesabına birer milyon para yattı. Düşün Türkler bu parayla ne yapar? Hemen herkes bir kendine baksın. Yani bu videoyu duyan herkes şu anda banka hesabımı açsam ve 1 milyon dolar görsem ilk ne yapardım diye sorsun. Maalesef acı bir gerçek. Muhtemelen bizi izleyenler biraz çizgi dışı tepkiler verecektir bu durum ama Türkiye'nin geneline baktığınızda ev alınır, altın alınır, dolar alınır, başka da bir şey alınmaz. Finlandiya'ya gittiğin zaman aynı vatandaşlara 1 milyon dolar ver, adam dünya turuna çıkar. Gezer, deneyim biriktirmeye başlar. Bu zihinsel enerjiyi ne yönde kullandığımızın iyi bir göstergesidir. Para da aslında zihinsel enerjiyi dünyaya akıtmanın bir yoludur. Yani neye harcarsan onun peşindesin. Burası güvenlik peşinde. Burası mesela bu arada cinsel seçilimde Türkiye'de hala yani çocuk evlendirirken ev, bark, altın bilezik bunlar önemli şeyler. Yani işin var mı, askerliğini yaptın mı, evin var mı falan filan değil mi? Ana sorgular bunlar. Ya çocuğum siz işte bilmem Avrupa'ya şuraya buraya gider misiniz, gezer misiniz gibi gündemlerimiz hiç yok. Ya da böyle bir keşif yolculuğundan beraber çıkacak öyle bir şey konuşulan bir görücü görüşmesi ben görmedim. Yani şeyler kız isteme usulü. Hep böyle bir şey yapısı var yaygın olarak. Bu bireysel ya da belli topluluklarda alt kültürlerde değişmekle beraber bir kültürün sosyal kodlarının nörolojisini ve nörolojisinin davranışına yansımasını nasıl etkilediğini gösteriyor. Aynı beyin hepimizde var. Fakat kültürel kodlar biyolojik evrimimizi bayağı bir dönüştürmüş durumda. Bizim davranışlarımızı ezberlerimiz belirliyor. Ve bu ezberler aynı biyolojik altyapıyla çalıştığı için birileri son derece fabrika ayarına uyumlu, üretken, yaratıcı, doyum içinde, mutlu, tıngır mıngır bir hayat yaşarken birileri belki aynı uzunlukta ama cehennem gibi bir hayat yaşayabiliyor. Sürekli of pof, sürekli şikayet, devamlı siyaset, hababam futbol, devamlı dolar fiyatı
Ömürleri böyle geçiyor. Dolayısıyla aslında mutlu olmanın iyi bir yolu nörobilim bilmek. Yani biraz kendimize bakacağız. Ben bu sistemi nasıl kullanıyorum abi diye bir soracağız. İnşallah doğru yola döneceğiz. Başta arada bir şey daha sormak istiyorum. Yani kesinlik bulduğum bir tarafı var. Kendi tecrübeme de dayanıyor. Aynı zamanda dışarıdaki anlatıların içinde de var. Aşık olduğunda dünyadaki bir şeyleri anlamayla alakalı bir yıkım yapım süreci başlıyor ya tekrar. Yani gerçekten coşkun bir şekilde aşık olduğunda zihinsel anlamda dünyayı anlamayla alakalı da başka bir formül başlıyor. Yani ben birçok yeni şeyi öğrendiğim zaman aşık olduğum zamanlar mesela. Hani o bir sürü bu değil mi? Ya ben gerçekten ülke ne demek kavramını mesela aşık olduğum bir zaman öğrenmiştim. Hatırlıyorum yani hani bütünsel olarak yani. Tabii ki. Böyle bir şeyi etkiliyor yani etelikler. Abi erkeklerde özellikle yaratıcılığı çok arttırıyor. Yani testosteronun zaten böyle bir özelliği var ama aşık olmanın getirdiği odaklanma ve muhtemelen biyolojik olarak o erkeğin marifet gösterme zorunluluğu gibi dürtüler gerçekten erkek yaratıcılığına çok fazla etkiliyor. Ve yani bu davranışsal asimetri mesela kadında böyle bir şey görmüyoruz. Kadın erkekten ortalamada daha yaratıcı aslında, daha komplike bir zihni var ama erkekler bu şıp sevdi dönemlerinde özellikle çok yaratıcı oldukları için ya işte müzisyenler, sanatçılar, onlar bunlar niye çok nadiren tek eşlik alabiliyorlar? Yani o heyecanı sürdürerek ancak yaratıcılıklarını muhtemelen muhafaza ediyorlar. Ya da o iklimden uzaklaştıkça kendilerini bir şekilde soğumuş hissediyorlar. İşte yani eski bir konuşmaymış, yeni izledim. Sting'in bir şeyi var, TED konuşması var. Yeniden şarkı yazmaya nasıl başladın diye. Gerçekten çok çarpıcı bir TED konuşması. Bayağı plakları falan satıp o polis döneminde çok meşhur olduktan sonra evleniyor, barklanıyor diyor. Yani bayağı güzel gelirim var, bir elim yağdı bile. 15 sene şarkı markı yazamamış adam. Yani tek tük bir iki tane güfte dışında hiçbir şey yazamamış. Sonra diyor ki ne yapacağımı şaşırdım. Böyle çok sefil bir mahallede büyümüş, bayağı gelir düzeyi düşük bir yer. Oraya dönmeye karar vermiş ve oradaki insanlar hakkında şarkı yazmaya başlayınca yani orada gördüğü, bildiği, tanıdığı, küçüklüğünü beraber geçirdiği insanların hayatlarına dair şarkı yazmaya başlayınca adeta diyor böyle bir projektil kusma gibi diyor şarkılar gelmeye başladı diyor. Yani böyle püsküren kusma var ya ona benzetiyor adam bunu ve akmaya başladı. Şimdi bu da bir yeni bir aşk durumu yani yeni bir kaynak ama tanıdığım, bildiğim bir yer, reddettiğim bir köken ve oraya döndüğünde o bağları kurduğunda tekrar yine bir şey coşuyor. Aşık olmak bunun gibi bir şey. Seni bir şeyle bağlıyor ve o bağlantı bir anda gerçekten hayatı renklendiren bir şey. Görüntüyü HD yapan, sesleri Dolby Stereo hale getiren, duyguları böyle çok yüksek çözünürlüklü, duyuları yüksek çözünürlüklü hale getiren bir şey. Ama o dönem geçiyor. Yani bunu bilmek lazım. Bu orgazm gibi bir şey. Sürekli olsa insanı delirtir. O yüzden belli bir süre sürmesi lazım. Mesela kavuşulamayan aşklar, hani böyle sonu iyi bitmeyen aşklar, uzun süre bir ızdıraba dönüyor. Özleme dönüyor. Mesela o aşk değil artık. O başka bir şey. Yani bir yasa dönüyor. Ve bunların hikayeleri çok anlatılıyor. Mesela büyük aşklar birleşmeyle sonuçlandığında başka bir şeye dönüşüyor. Artık o aşk olarak kalmıyor. Yani büyük tutkular artık ya bir düzenli birlikteliğe ya da 35 senedir bununla beraberim. Şimdi bu yaştan sonra başkası beni ne yapsına evriliyor. Yani bu dönüşümü biz genellikle göremiyoruz ama en tabii ki güzel ve insani olan her zaman söylediğimiz gibi Açık Bey'in ana mottolarından biri oldu artık. Anlam düzeyini iki kişilik kurgulayabilen bir birliktelik 100 ömürdeki olsa gider. Anlamı beraber kurgulayabiliyorsanız, bedeni paylaşmak değil anlamı beraber paylaşabiliyorsanız o zaman bu ila nihaya gidiyor. Ama beden paylaşımı, beden çok çabuk eskiyor. Tutku çok çabuk eskiyor ve onun dediğim gibi max 2 sene ömrü var. Niye 2 sene ömrü var? Bebek ancak 2 senede ele geliyor. Dolayısıyla her şey bebek için. Yani bütün bu hayvani güdülerin arka planı üreme için, geri kalanı insan için artık hangisini tercih edersek diyerek özet yapayım. Burada da çok Zülfiyar'a dokunmak mümkün. Nasıl toparlayacağımı da bilemiyorum tam olarak. Mayınlı hadi bölge. Ben toparlayayım buradaki hikayeyi son aşamasıyla. Söylediklerini aslında başka cümlelerle beraber söylüyor olacağım. Ortak anlam üretmek, ortak hikayelere inanıyor olmak ve üretmeye devam ediyor olmak, yaşama dair bir şey üretiyor, hele de birlikte bir şey üretiyor olmak, sanıyorum daha uzun soluklu, daha heyecanlı, çok. Kendi içinde biçimler olan. Yani bütün beyin ameliyatımızın sebebi aslında, yani seninle yaptığımız bu muhabbet, seninle benle arka planda o hikayemiz var ama bir daha söyleyelim,
beyin dersi vermek değil. Yani donanımı alına ki yazılımın kıymetini bilesin. O donanım üzerinde çalışan yazılımı test edebilesin. Benchmark yapıyorlar ya bilgisayarda. Evet, onu yapabilir. Bir de şöyle bir şey oluyor bu konuşmalar. Şimdi benim kişisel gelişim konuşmalarından kaçındığımı biliyorsun. Yani hani kişisel gelişimle alakalı bir şey tarif ederken bu tarz içeriklerden kaçındığımı biliyorsun. Oradaki bunu kaçınmamdaki temel neden şu. Karşı tarafa hap verelim yesin. Yani hani benim bir sorunum var, benim bir merakım var, benim bir ilgim var. İlginç bulsun, hap verelim. Hani konuyla alakalı çözümünü üresin. Halbuki böyle bir çözüm hiçbir zaman üremiyor. Üremediği gibi aslında problemi kendisini büyütüyoruz bu şeyde. Halbuki biz hani bu açık beyinle alakalı bir şey konuşuyorken hiç hap mekaniğine dayanmadık. Biz hep bilimsel anlamda adımlayan, araştırmalı olan, verisi olan şeyi tekrar çeşitli multidisipliner alanlarda yorumlayarak, harmanlayarak yeni veriler, yeni bilgiler ya da bilgileri kullanılabilir teknolojilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi burada da neuroscience ile beraber baktığımızda ilişkiler, hayat, şimdi mesela bir sonraki aşamada savaşı konuşmak isteyeceğim. Yani bununla alakalı bu hikayelerle birlikte bütün halinde baktığımızda neuroscience bize gerçekten iyi bir tutarlı yürüyecek zemin silsilesi. Evet, zemin olması çok önemli. Yoksa yukarıda işte bunu yaparsan, bu üretirsen, üretim hayatta çok önemli bilmem ne. Hani bunu yukarıda 50 tane konuşuyorsun ama niye önemli işte üretim hayatta? Hani bu bak beyinsel olarak, biyolojik olarak, hormonal olarak sen de bunu yaptığı için kalıcı olarak buna dönüşüyor oyunun bağını kurmaya çalışmak burada. Hadi bakalım güzel daha bundan sonra ne konulara gireceğiz. Allah'tan hayırlısı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben hadi teşekkür şöyle ederim. Yapalım. İşin içerisinde.